Yeniden merhaba. Bu videoda sizinle beraber sıkıştırılmış bir yayın potansiyel enerjisi ile ilgili bir soru çözmek istiyorum. Sorunun da elimden geldiği kadar ilginç olmasını sağlamaya çalışacağım. Elimizde bu şekilde dönen bir çember olduğunu düşünelim. Bu çember buzdan yapılmış olsun. Buzdan yapılmış olmasının sebebi sürtünme olmamasını sağlamak. Evet, bu şekilde bir çember. Yarıçapının da 1 metre olduğunu düşüneceğiz. Burası 1 metre olsun. Bu da çemberin yerden yüksekliğinin 2 metre olduğu anlamına gelir. Burada da sıkıştırılmış bir yayımız var. Bu duvar olsun, bu da duvara doğru sıkıştırılmış olan yay. Yay sabiti K'da 10 olsun. Yayın ucunda da buzun üzerinde kayacak olan bir buz kütlesi olsun. Evet, buz buzun üzerinde kayacağından sürtünme de olmayacak. Hemen buz kütlesini de çizeyim. Bu buz kütlesinin de 4 kilogram olduğunu varsayalım. Ek olarak dünya üzerinde olduğumuzu da söylemek istiyorum. Başka bir gezegende olsak bazı şeylerin farklı olacağını biliyoruz. Soruya gelecek olursak, yayın sıkıştırılmamış halinin bu olduğunu düşünelim. Ama şimdi sıkıştırdığımız için buraya kadar geldi, öyle değil mi? Evet, sorum şu. Buz kütlesinin yeteri kadar sürat ve enerjiye sahip olup da bu çemberi tamamlayabilmesi için yayı ne kadar sıkıştırmamız gerekir? Başka bir deyişle bu uzunluğun ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Sizce bu soruyu nasıl çözebiliriz? Buna benzer soruların en zor kısmı sanırım cismin çemberin tepe noktasına ulaşmasını sağlamaktır. Öyle değil mi? demek istediğim cisim bu noktaya geldiğinde yeterli bir hızda olmalı ki aşağı düşmesin. Hızın aşağı doğru olan ivmeyi hatta buradaki merkezcil ivmeyi yenmesi yani ondan büyük olması gerekiyor. Evet bunu hesaba katmamız lazım ve ilk bakışta bir yay var. Yayla bu kütleye ivme vereceğiz. Kütle buraya ulaştığında yavaşlamaya başlayacak. Yavaşlaması bu kısımda devam edecek. Bu noktadaki ivmesi en küçük olacak. Sonra yeniden hızlanacak vesaire vesaire diye düşünüp bu sorunun çok zor bir soru olduğuna karar vermiş olabilirsiniz. Bu noktada söz konusu olan fizik olduğunda bu soruların bu kadar zor görünmesinin sebebinin belki de sizin bakış açınızın ya da probleme yaklaşımınızın zorluğundan kaynaklandığını, yani bu sorunun çok daha basit bir çözümü olduğunu unutmayın. Buradaki basit çözümse potansiyel ve kinetik enerjiden geçiyor. Potansiyel ve kinetik enerji ile ilgili ne biliyoruz? Sistemin toplam enerjisinin değişmediğini. Öyle değil mi? Başka bir deyişle enerji dönüşecektir. Potansiyel enerjiye, kinetik enerjiye ya da ısıya dönüşecektir. Tabi burada buz olduğundan yani sürtünme olmayacağından bu soruda ısı enerjisini de göz ardı edeceğiz. Hadi bakalım. Artık çözüme geçelim. Yayı ne kadar sıkıştırmamız gerektiğini bulmamız lazımdı. Öyle değil mi? Bu kütlenin bu noktaya ulaşabilmesi için yayın başlangıçtaki potansiyel enerjisinin ne kadar olması gerektiğiyle aynı şeydir. O halde neymiş? Yayın başlangıçtaki potansiyel enerjisine bulmamız gerekiyormuş. Yayı örneğin x metre sıkıştırdığımızı varsayalım. Bundan önceki videoda öğrendiğimiz gibi potansiyel enerjiyi hesaplayalım. Sıkıştırılmış bir yayın potansiyel enerjisi. Bunun başlangıçtaki potansiyel enerji olduğunu da not edelim. I harfiyle göstereceğim. Bu 1 bölü 2 çarpı kx kareye eşitti. K'nın 10'a eşit olduğunu söylemiştik. Bu durumda yayın başlangıçtaki potansiyel enerjisi 1 bölü 2 çarpı 10'dan 5 gelir. Bu da 5x kareye eşit olur. Bu noktaya geldiğimizde kütlenin aşağı düşmemesi yani hareketine devam etmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Buradaki hızı V ile gösterelim. Hız çembere teğet olacak. Kütlenin hala potansiyel enerjisi de olacak. Neden diyecek olursanız kütlenin bu noktada yerde değil havada olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu durum kütlenin yerçekimsel bir potansiyel enerjiye sahip olmasını sağlayacak. Bu noktada kütlenin kinetik enerjisi, bir bakalım, bunu F harfiyle son kinetik enerji olarak adlandıralım. Son kinetik enerjinin buradaki kinetik enerji olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yanlış da değil ama şimdilik bu noktadaki kinetik enerjinin son kinetik enerji olduğunu düşünelim. Bir de son potansiyel enerji. Bu toplamın 10x kareye eşit olması gerekiyor. Potansiyel enerji burada yayın potansiyel enerjisiydi. Buradaki potansiyel enerji ise yer çekiminden kaynaklanan potansiyel enerji. Bu noktada enerjiye geri dönelim. Kinetik enerji ile başlayalım. Son kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı kütle çarpı hızın karesine eşit olacak. Potansiyel enerji ise yer çekiminden kaynaklanan potansiyel enerji olduğundan bunun da kütle çarpı yer çekimi sabiti çarpı yükseklik olduğunu biliyoruz. Bunu da yazayım. Son potansiyel enerji eşittir kütle çarpı yer çekimi sabiti çarpı yükseklik. Kinetik enerjinin neye eşit olduğu ile devam edelim. Hızın neye eşit olması gerekiyor? Merkezcil ivmenin ne olduğunu bulabilirsek, buna bağlı olarak hızın ne olacağını da söyleyebiliriz. Merkezcil ivme eşittir hızın karesi bölü yarıçaptır. Buradaki ivme ise yer çekimi ivmesinden yani 9,8 metre bölü saniye kareden başka bir şey değil. Yazıyorum. 9,8 eşittir v kare bölü r. Yarıçap 1 metreydi. Bu durumda v kare bölü r'den sadece v kare gelecek. v kare de buna eşitse 9,8'in kare kökünü alırsak hatta buna da gerek yok. Bu denklemde de v kare olduğuna göre doğrudan 9,8'i kullanabiliriz. Son kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı buz kütlesinin kütlesi 4 kilogramdı. Çarpı v kare yani 9,8. Bu arada 9,8 yerine de g'yi kullanalım. İşimiz böyle daha kolaylaşıp ilginçleşecek. Evet, buradan 2g sonucunu elde ederiz. Son kinetik enerji neymiş? 2g. G'nin birimi kilogram metre bölü saniye karedir. Ama burada söz konusu olan enerji olduğundan جول birimini kullanacağız. 2G جول. Bir de potansiyel enerjiyi bulalım. Kütle 4'tü. çarpı G çarpı yükseklik yani 2. Bu da 8G eder. Peki, bu noktadaki toplam enerji neymiş? Kinetik enerji 2G. Potansiyel enerji de 8G olduğuna göre bu noktadaki toplam enerji 10G'ye eşittir ısı ya da sürtülmeden dolayı bir enerji kaybımız olmadığına göre bu noktadaki toplam enerjinin de 10G'ye eşit olması gerekir öyle değil mi? Ve burada buz kütlesi henüz hareket etmediğinden kinetik enerjiden de bahsedemeyeceğimize göre tüm enerji potansiyel enerjidir. Yani yayın potansiyel enerjisi de 10G. Bu arada G'nin 9,8'e eşit olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Bu şekilde bırakmamın sebebi elde ettiğimiz sonucu g'nin bir katı olarak ifade edebileceğimizi görmeniz. Bakalım sayılarda güzel denk geldi. İki tarafa 10'a bölersek x kare eşittir g elde ederiz. g'nin 9,8 olduğunu biliyoruz. Bu durumda x karekök içinde 9,8'e eşit olur. Bir bakalım. 9,8'in karekökünü alırsak 3,13 elde ederiz. x 3,13'müş. Gördüğünüz gibi gözümüze oldukça zor görünen bu problemi çok kolay bir şekilde çözebildik. Enerji kaybı olmadığını varsaydığımızdan başlangıçtaki enerjinin sistem içerisinde herhangi bir noktadaki enerjiye eşit olması gerekiyor. Buna dayanarak yay sabiti 10 olan bu yayı 3,13 metre sıkıştırırsak, buz kütlesinin bu çemberi tamamen dönebilmesi için yeterli olan potansiyel enerjiyi, yani 10 çarpı 9,8'den yaklaşık olarak 98 jüllük bir enerjiyi oluşturabiliyoruz. Bu noktadaki kinetik enerji ne olurdu diye düşünecek olursak, 2 çarpı g'den bu da yaklaşık olarak 19,6 jüldür. Buysa 98 jüldür. Doğru oldu değil mi? Zamanımda kalmadı. Umarım son anda bir hata yapmamışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.